Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomun konusu 6 aylık bebeklerin ek gıda başlığında öğün miktarlarının ne kadar olduğu ile ilgili. Biz ek gıda bebeklerimizi başlattığımız dönemlerde benim de kendi oğlumu beslerken en çok merak ettiğim şey acaba ne kadar vereceğim, ne kadar ilerleyeceğim, nasıl, hangi hızla ilerlemem gerektiğiydi. Bu süreçte özellikle çocuk doktorlarının önerisi bu unun ara öğün olduğunu unutmamak. Yani ek gıda başladığımızda verdiğiniz gıdalarımız ara öğün olacaktır. Ana öğün kısmı 9. aydan önce bahsetmiyoruz ana öğünden. Ki 1 yıl anne sütü bizim temel besinimiz. Hedeflediğimiz şey 2 ya da 3 günde bir yeni bir besinle tanıştırıp çocuğun alerji yönünden bir sıkıntısı var mı yok mu onu gözlemlemek ve 6-9 ay arasında özellikle tadım süreci dediğimiz süreçte olabildiğince çok fazla besinle tanıştırıp bebekte bir ağız tadı, kendine uygun bir ağız tadı geliştirmesini destek. Bu dönemde total beslenmesinin maksimum %30'u ek gıda olmalıdır. Yani bu ne demek? Eğer siz tek öğün veriyorsanız bu bir çay bardağını, yani küçük bir meyve püresi, küçük kavanoz meyve pürelerinden fazla olmamalıdır. Eğer siz hem meyve hem sebze yavaş yavaş da kahvaltıya başlıyorsunuz, 9 aya kadar vereceğiniz total ek gıda miktarı 2 çay bardağı kadardır. 9. aydan sonra artık yavaş yavaş öğünler oturmaya, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği formatına dönmeye başlar ama yeni başladığımız dönemlerde meyve, sebze ya da yoğurdun herhangi bir tanesiyle başlarız ki genelde ülkemizde yoğurtla başlanıyor. Yoğurt, verdiğimiz yoğurt dediğim gibi minicik, önce 1-2 kaşıkla başlanır, her gün minik minik arttırılır. Bir hafta 10 gün sonra sebzelerden başlayabilirsiniz. Sebzelerden, özellikle mevsim sebzelerinden küçük küçük denemeler yaparak her gün bir tane ilerleyerek bu süreci devam ederken bir hafta 10 gün sonra da meyveleri başlayabilirsiniz. Sadece meyve, sebze ve yoğurt üçlemi şeklinde devam ettiğinizde ilk defa bir elma deniyorsanız yoğurttan ve meyveden daha evvelden verdiğiniz ve bebekte alerji yapmadığını inandığınız besinlerle devam etmek önemlidir. Dikkat edeceğimiz nokta yavaş olmak, acele etmemek ve anne sütünün temel besin olduğunu unutmamaktır. Umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorum şeklinde sorularınızı bize yazıp sorabilirsiniz.